kış mevsimi ile birlikte ısınma ihtiyacımız ön plana çıktı. Buna bağlı olarak elektrikli ısıtıcılar, sobalar ve doğalgazdan kaynaklanan bir takım sıkıntılarla Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olarak bunlara müdahil oluyoruz. İhtiyaç duyulduğunda, itfaiyeye çağrı geldiğinde buraya ekiplerimiz gitmek suretiyle oradaki olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Bir soba kurulurken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle bacamızın temiz olup olmadığını ön plana çıkartıyoruz. Baca temizliğini yaptırıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yetkilendirilmiş firmalar tarafından baca temizlikleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra soba kurmak için öncelikle yapmamız gereken alt zemine bir mermer veya saç koymak suretiyle sobayla zemin arasında bir sıcak bölgenin tutuşturma imkanını ortadan kaldıracak zemini oluşturuyoruz. Sonra sobayı kurduktan sonra borularla en kısa mesafeden bacaya bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ara bağlantılarda duman sızdırmazlığı ön planda tutuyoruz. Soba yakmaya geçtiğimizde ise özellikle kömür yakarken kömür sobalarında üstten yakmayı ön planda tutmamız gerekiyor. Üstten yaktığımız zaman dumandan etkilenme, boğulma, karbonmonoksitten etkilenme olaylarının azaldığı bir gerçek. Bunun yanı sıra lodoslu havalarda kesinlikle yatmadan 2 saat öncesine kadar sobanın üzerine yeniden kömür vesaire atmamamız ise bizim hayata tutunmamız açısından çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yine elektrikli cihazlar ön plana çıkıyor. Elektrikli cihazların bakımının, periyodik bakımlarının yapılması, özellikle sensörlü elektrikli ısıtıcıların ön planda tutulması aranılan niteliklerden bir tanesi olmakla beraber yaygın vaziyette Kayseri merkez ve ilçelerimizde doğalgaz kullanımı ön planda. Bunda doğalgaz kombi veya merkezi sistemle karşımıza çıkıyor. Kombi kullanan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde menfezleri kapatmaması, ortamdaki oksijen eksikliğine bağlı olarak yaşamsal fonksiyonlarında sıkıntıların ön plana çıkacağı bilgisiyle buluşturmak istiyoruz. Bunun yanı sıra karbonmonoksitten kaynaklanan bir takım sıkıntılar, özellikle ön plana çıkan katı sobalarda, katı yakıt kullanılan sobalarda karbonmonoksit zehirlenmeleri karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da şunu belirtmek istiyoruz. Soba yakarken üstten yakılması ön planda, bağlantılarda duman sızdırmazlık, oranların bantlarla bağlanması önemli. Yine soba borusu ile bacanın birleşim noktasında yine sızdırmazlığı ön planda tutmamız gerektiğini halkımızla buluşturmak isteriz. Bu bilgilerle halkımızı buluşturduktan sonra herhangi bir nedenle istenmeyen bir şekilde karbonmonoksit sızdığı zaman şunlar ön plana çıkıyor. İlk önce ortamda bir baş ağrısı, oradaki insanların başlarında bir ağrı olduğunu görüyoruz. Yine bir halsizlik, bilinçte bir kısmen kayıp ama bir şeylerin ters gittiğini bilmesine rağmen bu olayı sonlandırmak için hareket yeteneğinin tamamen zayıfladığını ve tatlı bir uykuya dalmak suretiyle yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiye arasında kaderin sahibinin yönlendirmesiyle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Bu anlamda özellikle lodoslu havalarda yatmadan 2 saat öncesi ne kadar kesinlikle sobanın içerisine katı yakıt atmamalarını kendilerine tavsiye olarak sunuyoruz.